Bu videoda size spektrofotometriden bahsetmek istiyorum. Spektrofotometri kulağa her ne kadar havalı bir şeymiş gibi gelse de çok basit bir prensip üzerine kurulu olduğunu söylemeliyim. Açıklamak için elimize içinde bir çeşit çözünen madde bulunan iki tane çözelti olduğunu düşünelim. Bu birinci çözelti, bu da ikincisi olsun. İçinde bulundukları kapların genişliklerinin de aynı olduğunu varsayacağız. Birinci çözeltinin, şuraya not edelim, bu birinci, bu da ikincisi. Birinci çözeltinin içindeki çözünen madde miktarının daha az olduğunu varsayacağız. Evet, suyun seviyesini bu şekilde işaretliyorum. Bu çözeltideki çözünen madde daha az olacak. Bu arada çözünen maddenin gözümüze sarı göründüğünü de ekleyelim. Şu şekilde çizmeye çalışacağım. Aslına bakarsanız şöyle yapsam daha iyi olacak. Bunu bu şekilde tarayayım. İkinci çözeltide daha fazla olduğu için onu da böyle tarayacağım. Evet. Çözünen maddenin daha fazla olduğunun anlaşılması için buradaki çizgileri daha sık yapıyorum. Buradaki çözünen madde konsantrasyonunun daha fazla olduğunu anladık, değil mi? İsterseniz not edeyim. Yüksek konsantrasyon ya da derişim. Buradaki de daha düşük. Evet. Şimdi de bu kapların içinden ışık geçirdiğimizde ne olacağını düşünelim. Bu arada Kapların içine doğru göndereceğimiz ışığın bu çözeltilerde bulunan çözünen maddeye duyarlı bir dalga boyu olduğunu da varsayacağız. Daha iyi anlaşılması için her şeyi genel ifadelerle ortak koymaya çalışıyorum. Evet. Burada belirli bir şiddeti olan bir ışık kaynağı var. Bunu gelen ışığın şiddeti olarak adlandıralım. I0 olarak da not ediyorum. Şimdi bu ışık kabın diğer tarafından dışarı çıktığında ne olacak dersiniz? bir kısmı soğurulacak. Yani absorbe olacak, değil mi? Evet. Belirli frekanstaki ışığın bir kısmı kabın içindeki moleküller tarafından soğurulacak. Bu da diğer taraftan çıkan ışığın gelen ışığa göre daha az olmasına yol açacak. Moleküllerin soğurmayı sevdiği frekanslar açısından daha az bir ışık diyelim. Kabın bu kısmından çıkan ve gelen ışığa göre daha az olan bu ışığa da I1 adını verelim. Bu durumda Aynı ışığı yani I0'ı buraya gönderirsek ne olur? Bu arada bunun bir ok olması lazım. Pek de iyi çizemedim ama idare edin lütfen. Ne diyordum? Bu kabada aynı ışığı yani aynı şiddeteki ışığı gönderirsek ne olur? Az önce bahsettiğim frekanstaki ışık daha fazla molekülle karşılaşacağından daha fazlası soğurulur öyle değil mi? Neden diyecek olursanız buradaki konsantrasyon daha yüksek olduğu için çözelti içindeki molekül sayısı daha fazla da ondan konsantrasyonun daha yüksek olduğu kabın diğer tarafından çıkan ışığa da I2 adını verelim. I2'nin şiddeti buradakinin şiddetinden daha az olacak, öyle değil mi? Hemen not ediyorum. I2 küçüktür I1. Mantıklı, öyle değil mi? Bu ışıktaki fotonlar moleküllerle çarpışacak. Gözünüzün önüne geliyor mu? Çarpışacaklar ve bu moleküller tarafından soğurulacaklar. Soğuruldukları için de buradan çıkan ışıkta buradakine göre daha az foton olacak. Aynı durum, kap daha geniş bir kap olsaydı da geçerli olacaktı. Hemen çizeyim. Şimdi bunun iki katı genişliğinde bir kap olduğunu düşünelim. Konsantrasyonu da 2 numaralı kapla aynı olsun. 3 numaralı kabın konsantrasyonunu da buna benzeyen bir şekilde çizmeye çalışacağım. Bunun içine doğru da ışık gönderiyoruz. Genellikle sorulmaya en meyli frekanslara odaklanacağız ama aynı ışığı buraya da gönderiyoruz diyelim buradan çıkan bir miktar ışık olacak. Gözümüzle gördüğümüz ışık da bu olacak zaten. Buna da I3 diyorum. Evet, sizce burada ne olacak? Konsantrasyon aynı konsantrasyon ama bu defa ışığın daha fazla yol kat etmesi gerekiyor. Yine moleküllerle çarpışacak ve bir kısmı soğurulacak. Diğer tarafa ulaşan ışığın miktarı burada da daha az olacak. I2, I1'den küçüktü. I3 ise I2'den de küçük olacak ve ne göreceğimizi düşünüyorsanız da buradan geçen ışığın en az, buradakinin biraz daha fazla ve buradakinin de en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Gözümüzü buraya koyduğumuzu düşünürsek bunlar kirpiklerimiz olsun. Buradaki en açık renkli ışık olur. Gözümüze en fazla ışık burada gelir. Buradaki biraz daha karanlık ve buradaki de en karanlık olanıdır. Bu son derece mantıklı. Suda bir şeyi çözündürdüğümüzde su hala şeffaftır. Aynı şeyden biraz daha fazlasını çözündürürsek biraz daha opaklaşır ve eğer çözeltinin bulunduğu kabın genişliği fazlalaşırsa suyun daha da opaklaşacağını söyleyebiliriz. Umarım bu sayede spektrofotometre arkasında yatan mantığı anlayabilmişsinizdir. Bu konuda anlaştıysak şimdi bir de spektrofotometrinin neden faydalı olduğu konusuna değinelim. Spektrofotometri ile burada elde ettiğiniz bilgileri kullanabilirsiniz. Mesela gelen ışıkta çıkan ışık arasındaki farkı inceleyerek kabın içerisindeki çözeltinin konsantrasyonunu bulabilirsiniz. Spektrofotometriyi kimya başlığı altına anlatmamızın sebebi de bu zaten. Ama örneklere geçmeden bunun konsantrasyonu bulmak için kullanacağımız yöntemlerle alakalı bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Bunu aktarılan ışıkla gönderilen ışık arasındaki farkı bulmak olarak da düşünebilirsiniz. O halde hadi başlayalım. Tanımlayacağım ilk şey transmitans olacak. Bundan aktarım ya da geçirgenlik olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Bunu tanımlayan insanlar aktarılan ışıkla maddeden geçen ışık arasındaki farkla ilgilendikleri için bunların oranını almışlar. Örneğin buradaki transmitans dışarı çıkan ışık bölü gönderilen ışığa eşittir. Burada da yine dışarı çıkan ışık bölü gönderilen ışığı bulacağız ve bu burada daha küçük bir sayı olur. Çünkü I2, I1'den küçüktür. Bunun transmitansı 1 numaradakinden daha düşüktür. Bunu transmitans 2 olarak adlandıralım. Bunu da 1. Transmitans 3 ise yine dışarı çıkan ışık bölü içeri giren ışık olacak. Ve sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu üçü arasındaki en düşük transmitans bu olacak. Sonra bu, en son da bu. En düşük transmitans demek bunun en opak olduğu anlamına gelir. Ve bundan sonra bu, bundan sonra da bu gelir. Başka bir tanıma geçiyorum. Bu tanımın transmitanstan türediğini düşünebiliriz. Buna soğurma ya da absorbans deniyor. Soğurma bunun soğurma gücünü ölçerken transmitans da aktarma gücünü ölçer. Elde ettiğimiz sonucun yüksek olması transmitans yeteneğinin çok olduğu anlamına gelir. Ama da bunun tam tersini düşünmemiz lazım. Yani aktarma gücünüz iyi ise soğurma gücünüz iyi değildir demek istiyorum. Tabi eğer soğurma gücünüz iyi ise de aktarma gücünüz iyi değildir. Evet, bu da absorbans ya da soğurma. Absorbans, transmitansın negatif logaritması olarak tanımlanır. Bu logaritmanın 10 tabanında olduğunu da hemen ekleyeyim ya da az önce tanımadığımız transmitansın yani aktarılan ışık bölü gelen ışığın negatif logaritması olduğunu düşünebiliriz. Ama yine de bunun transmitansın negatif logaritması olduğunu düşünmek sanırım en iyisi. Transmitans büyük bir sayı, soğurma ise küçük bir sayıdır. Mantıklı değil mi? Eğer çok fazla ışık aktarılıyorsa bu absorbansın çok da iyi olmadığı anlamına gelir ve sonuç olarak soğurma için küçük bir değer elde ederiz transmitans küçük bir sayı ise de absorbansın çok iyi olduğunu anlayabiliriz. Başka bir deyişle bu büyük bir sayı olur. Negatif logaritma da bize bu sonucu verir zaten. Size bir de bir Lambert yasasından bahsedeceğim. Bununla bu durumun sağlanmasını da yapabilirsiniz. Evet, bir Lambert yasası. Bu yasanın tarihçesiyle ilgili pek de fazla bir bilgim yok. Muhtemelen adı Beer ve Lambert olan iki kişi tarafından bulunmuştur. Biliyorsunuz genelde öyle oluyor. Her neyse. Bir Lambert Yasasına göre, absorbans, ışığın izlediği yolun uzunluğu yani ışığın çözeltinin içinde ne kadar mesafe kat edeceği çarpı konsantrasyonla orantılıdır. Konsantrasyon içinde genellikle molariteyi kullanırız. İsterseniz şöyle de diyebilirsiniz: absorbans eşittir bir sabit ki bu çoğu zaman küçük epsilon harfiyle gösterilir. Bu çözelti ya da çözünen maddeye, sıcaklığa, basınca ve bunun gibi koşullara dayalı bir sabittir. Evet. Absorbans bu sabit çarpı ışın izlediği yolun uzunluğu çarpı konsantrasyona eşittir. Şunların ne olduklarını da not edelim. Bu konsantrasyon. Bunun neden faydalı olduğuna gelecek olursak elimize konsantrasyonlu bildiğimiz bir çözelti olduğunu düşünelim. Hemen çizeyim. Bu eksenlerimizden biri olsun konsantrasyon ekseni. Konsantrasyonu molarite ile ölçüyoruz demiştik. Sıfırdan başlatıyorum. Bundan sonra da mesela 0,1, 0,2, 0,3 olarak ilerlesin. Dikey eksenle de absorbans olsun. Not edelim absorbans. Evet elimizdeki çözeltinin 0,1 molar olduğunu düşünelim. Moları da büyük M harfi ile yazıyorum. Absorbansına da ölçüp bir değer bulduğumuzu varsayalım. Bu düşük bir konsantrasyona sahip olduğundan çok fazla soğurmamış. Bu değer örneğin 0,25 olsun. Sonra başka bir konsantrasyona ele alalım. Mesela 0,2 molar. Buna bağlı olarak bu çözeltinin absorbansının da 0,5'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Farklı bir renkle yazayım. Evet. Bunun absorbansı da 0,5'e eşit olur. Aradakinin doğrusal bir ilişki olduğunu fark ettiniz, değil mi? bu konsantrasyon ne olursa olsun absorbansın bu doğru üzerinde yer alacağı anlamına gelir ufak bir cebir tekrarı olacak ama bu durumda epsilon da bu doğrunun eğimine eşittir ya da epsilon çarpı uzunluk dersem daha doğru olacak kafanıza çok da karıştırmak istemiyorum ama önemli olan burada bir doğru olduğunu yani bu ilişkinin doğrusal bir ilişki olduğunu anlamanız bunu kullanarak tabii biraz daha cebir kullanarak bu doğrunun denklemini bulabiliriz ya da bu ilişki doğrusal bir ilişki olduğundan grafiksel olarak elimizdeki konsantrasyon değerleriyle absorbansın neye eşit olduğunu bulabiliriz. Evet, bu bir Lambert yasasıdır. Ölçüm yapmaya devam edince elde ettiğiniz değerlerin bu doğru üzerinde olacağını göreceksiniz. İsterseniz bunun tam tersini düşünmek de mümkün. Bilinmeyen bir konsantrasyon için ölçüm yaparız ve absorbansın değerini buluruz. Absorbans mesela 0,4 olsun. Buna göre buraya doğru ilerler ve konsantrasyonun ne olduğunu bulabiliriz. İsterseniz ölçüm yapar, isterseniz de sonucu biraz cebirle bulabilirsiniz. Bunun 0,2 molara çok yakın, hatta bundan biraz daha küçük olacağını söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.